24 ekranlarından günaydın. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Ebru Doğan. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Birazdan gündemi değerlendireceğiz ama ilk olarak 5 Eylül Perşembe gününde piyasalardaki rakamlara bakalım. Ardından devam edeceğiz. Borsa İstanbul 100 endeksi 100.077 puanda. Borsada yükseliş var. Tekrar 100.000 seviyelerine çıktı Borsa İstanbul 100 endeksi. Dolar ve Euro'ya da bakalım. Dolar ve Euro'daki son durum ne? Düşüş devam ediyor. Dolar 5.65 seviyelerini gördü. 5.80'lere çıkmıştı. Bu hafta içinde tekrar 5.65 seviyelerine indi. Euro'da da düşüş aynı şekilde devam ediyor. 6.24'ten işlem görüyor. Hemen bakalım altındaki son fiyatlar ne? Gram altın 281 lira 98 kuruştan. Çeyrek altında 461 lira 3 kuruştan satılıyor. Brent petroldeki son durumsa 60 dolar 69 sent orada da düşüş var. Son olarak tahvil %15,81, repoda %21,25. Peki bakalım neler var, haber özetlerimizi aktaralım. Onlarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu. Gündeminde ekonomi vardı. Erdoğan Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları hatırlattı. İyileşen ekonomik verilere değindi. Faize alerjim var dedi. Cumhurbaşkanı savunma sanayindeki yükselişe de dikkat çekti. Nükleer füze mesajı verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. MHP lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bahçeli CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil'e çoktan dümen kırmıştır dedi. Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildiği Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MIT'in ortak operasyonuyla terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık öldürüldü. İngiltere'de Brexit krizi sürüyor. Avam kamerası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ise parlamentoda kabul edilmedi. Muhalefet partileri erken seçime desteği anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı. Ağustos ayı dış ihracat rakamları belli oldu. İhracatta artış, ithalatta ise düşüş trendinin devam ettiği görüldü. Yılın ilk 8 aylık döneminde ihracat %2,9 yükselişte 117.2 milyar dolara ulaştı. Aylık bazda bakıldığında ise ihracat artışı %1,69 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde dış ticaret açığındaki daralma da devam etti. Evet, konuklarımıza devam ediyoruz. Analiz Sentez'den tekrar günaydın. Konuklarımızla gündemin analizine başlayacağız. İstanbul Stüdyo'da ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ var. Ankara Stüdyo'da bizleri Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter bekliyor. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür. Bizler de devam ediyoruz, artık haftayı bitirdik. Melik Bey'e de günaydın. Selamlar. Saygılar, günaydınlar. Hakan Bey'e de saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Onu görmek çok güzel. Sizi evet, de öyle. Kesinlikle. Şimdi yine gündemimiz bir hayli yoğun, evet. Gündem durulmuyor ama ilk olarak Cumhurbaşkanı'nın mesajlarından başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu dün Sivas Kongresi'nin, evet, 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'taydı. Orada da birçok programa iştirak etti. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları hatırlattı Cumhurbaşkanı ve bundan önceki konuşmalarında da sürekli dile getiriyor zaten faizle ilgili düşüncelerini ve faize karşı alerjim var dedi. Şimdi sürekli Cumhurbaşkanı bunu dile getiriyor. Bizler de burada konuşuyoruz ama yani nedir bu faiz? Faiz nelerin önünü tıkıyor da Cumhurbaşkanı'nın alerjisi var? Böyle son olarak artık bu cümleyi ben ilk kez kurduğuna şahit oldum. Hep dile getirmişti ama evet. Neyi kastediyor Cumhurbaşkanı? Yani alerjisi olmayan herhalde azdır zaten. Yani herkesin bir tür hepimizin alerjisi var. Özellikle iş yapmaya çalışıp bankalardan ya da finans kuruluşlarından kredi almaya çalışanlar açısından da yani yüksek faiz tabii yatırımın önündeki de en önemli engellerden bir tanesi. Maliyetlerinizi yükselten önemli bir unsur. O açıdan zaten iş dünyası da yüksek faizden yana değildir. Ama evet, öbür yandan bakarsanız işte mevduatını değerlendirmek isteyen insan da
kendisini enflasyondan koruyabilmek adına faizlerin yüksek olmasını da talep eder. Bu böyle iki tarafı da olan bir konudur. Ama üretim, yatırım dediğimiz zaman ki burada esas olarak dikkate almamız gereken konu da o. Çünkü sonuçta o mevduatlara da bir takım gelirlerin ödenebilmesi de, bütün ekonomik çarkın işleyebilmesi de buna bağlı. O zaman faizlerin olabildiğince düşük olması gerekiyor. Paranın yatırıma dönüşebilmesi, üretime dönüşebilmesi için ucuzlaması gerekiyor. Tabii şu anda bir faizlerde, ki Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti, bir düşüş süreci de başladı. Bu enflasyonla da destekleniyor. Yani enflasyondaki düşüş süreci geçen sene özellikle bu aylarda, içinde bulunduğumuz aylarda çok yüksek enflasyon oranları olmuştu. Çünkü o da niye olmuştu? Ağustos ayında bu Rahip Brunson davasının da biraz tetiklediği, işte o saldırılar meselesi de bir parça onunla bağlantılı. Onun tetiklediği ciddi bir kur şoku yaşadık biz. Evet. Kur şoku %53'e varan bir değer kaybına uğradı. 2 hafta içerisinde Türk lirası. Bunun tabii hem Ağustos ayında hem de ondan sonraki süreçte enflasyona, yani fiyatların genel artışına ciddi bir etkisi oldu. Çünkü Türkiye'de her zaman, yani çok uzun zamandır devalüasyon, yani değer kaybı Türk lirasının önemli para birimleri karşısında, ki başta dolar olmak üzere, değer kaybı hep enflasyonla sonuçlanıyor. Neden? Önemli ölçüde ithalatımız var. Buradaki ürettiğimiz ürünler için de ithalat yapıyoruz. O ithalat fiyatı artınca, girdilerin, ithal ettiğimiz girdilerin fiyatı artınca, onlar ister istemez piyasaya yansıyor. Yani bir şeyi, çünkü sizin belli bir fiyatın altında zararına satmanız belki bir kısa bir süre için mümkündür ya da özel niyetlere bağlıdır, ama sürdürülebilir bir şey değildir. Artar fiyatlar. Şimdi mesela geçtiğimiz Ağustos ayında, bir önceki ayda 2.30'luk bir enflasyon yaşamıştık biz. Eylül ayındaysa geçen sene 6.30'luk bir enflasyon yaşamıştık. Yani tek başına 6.30'luk bir enflasyon artışı, yani bir enflasyon olmuştu. Fiyat artışları 6.30'u geçmişti bir tek ay için. Şimdi onların çıktığını göreceğiz seriden. Şimdi yeni rakamlar gelecek. O yeni rakamlar mesela bu sene Eylül ayında, yani bu açıklandığı zaman 3 Ekim'de Eylül ayı enflasyonu, o zaman daha net olarak göreceğiz, ama benim şimdiden birçok bununla ilgili kafa yoran ekonomistin, analistin de söyleyebileceği, biz tek haneleri de görebiliriz. Nasıl olacak diyeceksiniz, böyle birdenbire 15 düzeyinden tek haneye düşer mi? Düşer. Neden düşer? O baz etkisinden dolayı düşer. Yani belki cebimizde bunu çok fazla hissetmiyoruz. Yani bir doğalgaza mesela Ağustos ayında 2 tane zam birden geldi. Bir ilk günü geldi 14.97, bir de son günü geldi 14.90. Ama bunlar biraz da böyle doğalgazın az kullanıldığı dönemlerde yapıldığı için çok belki hissetmedik. Fakat sonra onun hissiyatını daha fazla göreceğiz. Yani cebimizde hissedeceğiz. Doğalgazı daha fazla kullandığımızda bu artışlar bize yansıyacak. Ama öbür yandan o artışlar fiyat artışı bakımından, oran bakımından enflasyona Ağustos ayında yansıdı. Ama sonrasında yansımayacak. Onun için biz önümüzdeki aylarda enflasyonun düştüğünü göreceğiz. O geçen senenin etkisinden dolayı bununla beraber faizlerin de aşağı geldiğini göreceğiz. Belki Merkez Bankası'nın, tabii 12 Eylül'de onlar bütün hesap kitap yaparak bir karar verecekler ve muhtemelen bir faiz indirimine gidecekler. Onun oranı da önemli. %2 puan mı olur, 3 puan mı olur? Yani 300 bas puan diyoruz ya biz, evet, ona 200 bas puan. Aslında yani 19-25 şu anda politika faizi. Onun ne kadar altına geleceğini de, yani mesela 16'lar seviyesine mi gelecek, 17'ler seviyesine mi gelecek, onu da göreceğiz. Tabii daha yüksek faiz indirimi bekleyenler de var. Yani
yeniden bir 425 bas puan biliyorsunuz indirim yapmıştı. Evet. Yani 24'ten 19.25'e gelirken 19.75'e gelirken böyle bir ayarlama olmuştu. Yine onun kadar bir indirim yapılmasını bekleyen bir kesimde var. Sizin öngörünüz ne? Benim öngörüm 200-300 arasında olacak. Çünkü piyasada sanki bunu fiyatlamış gibi görünüyor. Hı hı. Yani swap işlemlerindeki faiz oranları biraz bunu bize hep gösterir. Yani ekonomi gazetecileri de oraya bakar, bankacılar da bakar, başka ekonomi hı hı. aktörleri de bakar ama biz de baktığımızda oralarda 275 bas puanlık bir iskontoyla, indirimle zaten işlemlerin gerçekleşmesi bize 300 civarında, 300'ün biraz altı da olabilir bir yerlerde bir faiz indiriminin geleceğini bir anlamda gösteriyor şimdiden. Evet. O süreç onun için o faiz indirim süreci Cumhurbaşkanı'nın da söylediği bir süre daha devam edecek. Evet. Ama mühim olan bunu daha da aşağılara çekebilmek, ucuzlatmak, doğru. yatırıma yöneltebilmek. Çünkü her şeye rağmen bak diyelim ki yıl sonunda 15'ler falan civarına geldiğini düşünsek faiz oranlarının yine de yüksek. Şöyle düşünün, hangi işi yapacaksınız ki en az kredi aldığınızda %15 faizini ödeyebilecek bir karınız olacak. Kazanç. Şimdi böyle baktığınız zaman işin aslında ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Evet. Birkaç bankada bu arada tekrar tüketici fiyatları kredi faizlerinde de yine bir indirime gitti. Doğru. Yine zaten, dün öyle bir indirim de geldi. Doğru. İhtiyaç vardı kredilerinde. Zaten. Onlar da öncesinden hareket ediyorlar. Hı hı. Aslında bankalar arasındaki yarışta da bu bir anlamda önemli. Siz zaten faizlerin düşeceğini öngörüyorsanız, siz şimdiden faizi biraz düşürüp insanları çekip krediyi yani başka bankaların yanında değil de sizin kredi vermenizi temin edip sonra faiz düşünce çünkü banka para kazanır. Evet. Bankalar esas itibariyle o krediler üzerinden para kazanmayı hesapladıkları ve de faizin düşüşünü öngördükleri için yapıyorlar. Öngörmeseler zaten onlar da o rakamları vermezler. Zarar etmeye niyetleri yoksa. Yok, evet. Melik Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları sadece ekonomiye yönelik değil de siyasi mesajları da oldu. Özellikle yine benim dikkatimi çeken nükleer füzeyle ilgili bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanı'nın. Benim neden yok dedi. Savunma sanayindeki yükselişe değindi ve aynı zamanda yine partiden ayrılanlarla ve ihraç edilenlerle ilgili konuştu. Ve saman alevi benzetmesi yaptı onlar için. Bu siyasi kanadını nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının? Şimdi yani sondan başlarsak hem partide kendi isteğiyle ayrılan işte Ali Babacan ve ekibi bir de işte ihraç sistemiyle, kesin ihraç sistemiyle disiplin kuruluna sevk eden Ahmet Davutoğlu ve üç arkadaşı için bu mesaj aslında iki tarafaydı. Sayın Cumhurbaşkanı şuna inanıyor. Yani geçmişte bir şekilde AK Parti'nin ayrılanlarının iflah olmadığını, yeni bir siyaset üretemedikleri için de bir anda kaybolup gittiklerini, saman alevi deyimi de onun için kullandı. Kastettiği şey şu, daha önce biliyorsunuz ilk teşebbüs Sayın Erkan Mumcu döneminde olmuştu. AK Parti'de Kültür ve Turizm Bakanı'ydı, ayrıldı. Sonra grup kuracak seviyeye de geldi. Yani 20 küsur milletvekiliyle Anavatan Partisi'ni yeniden canlandırdı ve grup kurdu. Ama seçime dahi giremediler. Kaybolup gitti siyaseten ve o dönem Sayın Mumcu ile birlikte hareket edenler de siyaset sahnesinden silindi. Yine bir başka örnek Sayın Abdülhatif Şener örneği var. Sayın Abdülhatif Şener o dönem işte potansiyel AK Parti alternatifi gibi yazıldı, çizildi. Bir parti kurdu, Türkiye Partisi. Seçime dahi giremedi. Öyle bir gücü bile kendi bulamadı. Onu da geçtim. Sayın Abdülhatif Şener Sivas'ta bağımsız aday oldu ve bağımsız milletvekili adayı olmasına rağmen Sivas gibi bir yerde ki 20-30 yıldır orada siyaset yapıyor. Bağımsız milletvekili olarak bile gelmeyi beceremedi. Ve en son işte CHP'den milletvekili olarak hayatını sürdürüyor. Yine İdris Naim Şahin bir deneyimi var. Biliyorsunuz bir parti kurdu. Bir Milat Partisi, FETÖ destekli bir Milat Partisi. O da bir tabela partisi olarak kısa süre devam etti. Sonra yerle bir oldu. En son
Ordu'da işte siyaset yaptığı ilde belediye başkanlığında bile hezimete uğradı. Mevcut belediye başkanının yarısı kadar bile oy almadı. Şimdi bu örnekler üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı söylediği şey şu. Bu örnekler üzerinden baktığımızda da burada da çok fazla bir çıkış yolu görünmüyor. Bu böyle mi? Aslında biraz evet. Neden? Çünkü bazen siyasetçi, bu gazeteci için de geçerli, bu bir doktor için de geçerli. Bulunduğunuz yerle anlamlısınız. Yani şimdi bu Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları ya da Ali Babacan ve arkadaşlarının gerçekten hani siyaset üretebilecek, alternatif olabilecek bir gücü var mı? Yoksa bunlar AK Parti'de olduğu için mi anlamlıydı? Siyasi figür olarak AK Parti'nin gücünü arkasına alarak ve tabii kendi yetenekleri hiç yok, siyasi tecrübeleri hiç yok ya da öngörüleri yok anlamında söylemiyorum ama AK Parti'nin gücüyle birleşince mi anlam kazandı? Burası önemli. Bunu anlamak için de tabii biraz bu süreci izlemek gerekiyor. Yani gerçekten partileşebilecek mi? Gerçekten bir alternatif haline gelebilecek mi? Bana sorarsanız Sayın Davutoğlu'nun partileşmesi meselesi biraz zor görünüyor. Bu hem kadro meselesidir, hem siyasette biliyorsunuz ya bir tez ortaya koyarsınız ya da var olan bir teze karşı bir antitez ortaya koyarsınız. Böyle var olursunuz. Böyle büyürsünüz parti olarak. Yani AK Parti böyle büyüdü. Sayın Erdoğan bir antitez olarak ortaya çıktı. Dedi ki bugüne kadar yapılan siyasetler yanlış. İşte CHP, Cumhuriyet'te yaşıt bir parti ama onun mantığı devlete sirayet etti. Bu doğru değil. Doğrusu şudur diye bir antitez de ortaya çıktı, büyüdü ve girdiği her seçimi kazandı. Şimdi burada da bir siyasi tez ya da bir var olan bir teze karşı bir antitez meselesi var mı diye sorarsanız ben böyle bir şey görmüyorum. Yani hem Sayın Davutoğlu'nun bugüne kadar yaptığı açıklamalara baktığımda bunu görmüyorum. İçeriden daha çok eleştiriyor. Yani işte AK Parti şunları doğru yaptı ama son dönemde şunları yanlış yaptı. İşte bunları daha doğru yapsaydı büyürdü ve böyle içeriden bir eleştiri, çok radikal, çok sert bir antitez görmüyoruz. Babacan ve ekibine baktığımızda da orada çok daha başka bir tablo var. Bugüne kadar Türk siyasi tarihinde benim örneğini görmediğim, dünya siyasi tarihinde de örneği var mı bilmiyorum ama kendisi yok ortada, ses yok, görüntü yok. Ama onun üzerinden sürekli konuşulan bir durum var. Sayın Babacan işte partileşecek mi, partileşirse ne kadar büyür, nasıl bir parti? Buna dair hiçbir fikrimiz yok. Çünkü Sayın Babacan bugüne kadar iki tane açıklama yaptı. Bir tanesi AK Parti üyeliğinden istifa ettiği dönemdeki bir açıklama. Diğerinde de bir takım çalışmaların sürdüğüne dair iki tane açıklama. Ama çok böyle içerik anlamında bir şeye tekabül etmeyen iki tane açıklama. Bundan şunu anlıyoruz. Bir çabaları ve çalışmaları var mı? Var. Ama ne öneriyorlar bilmiyoruz. AK Parti alternatif bir antitez mi ortaya koyuyorlar bilmiyoruz. Siyasi tahayyül olarak neyi öngörüyorlar bilmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin devamından mı yana, parlamenter sisteme dönüşten mi yana, oradan yanaysa neyi öngörüyor, kimlerle işbirliği ve ittifak yapacak ya da en azından en basit halde bu parti liberal bir yerde mi duruyor, muhafazakar milliyetçi bir yerde mi duruyor, daha İslami bir noktada mı duruyor yoksa daha işte milliyetçi bir yerde mi duruyor, bunlara dair de bir fikrimiz yok. Çünkü Sayın Babacan yok ortada, çünkü ses yok, görüntü de yok ama onun üzerinde bir tartışma var. O yüzden de hani buradan bir gölge boksu var. Şimdi bu gölge boksu üzerinden de ciddi bir siyasi okumak ne kadar mantıklı, makul çok emin değilim. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı dediği şey buradan bir şey çıkmaz. İlk baktığımızda da Sayın Cumhurbaşkanı çok da haksız sayılmaz. Yani bu haliyle bu takımın kazanma ihtimali, bu takımın berabere kalma ihtimali bile zor. Çünkü kaleci kim bilmiyoruz, stoper kim bilmiyoruz, işte sağ bek, sol açık kim bilmiyoruz, santrafor kim en öncesi bilmiyoruz. Yani santrafor hava toplarında iyi mi? İki ayağını kullanabiliyor mu? Sıçrama yeteneği nedir? Buna dair hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla fikrimiz olmayan bir takım üzerinden de ya en fazla şunu diyebiliriz. Ya bu takımın böyle bir hazırlığı var. Ne olacak bilmiyoruz. Ancak sahaya çıkınca bir şey söylemek mümkün.
Dolayısıyla siyasetin doğasına çok uygun olmayan bir şey görüyoruz burada. Yani çünkü önceki bütün siyasi partilerin hazırlık aşamasında biz neyi öngördüğünü gördük. Yani bütün kurulan partilere bakın. Mesela işte AK Parti, işte İYİ Parti, hatta HDP, bunun öncesinde kurulup tarihe karışan partiler, işte Yeni Demokrasi Hareketi mesela en hani liberal demokrat hareket olarak Cem Boyner'in başlattığı hareketti. Hareket başladığı anda neyi öngördüğünü görebiliyorduk. Burada bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla bunun üzerinden çok sağlıklı bir çıkarsama yapmak da zor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı saman alevi diyor. Evet, bu haliyle de çok hani bir şey olacağına dair, buradan bir başarı çıkacağına dair bir şey söylemek zor. Bu bir. İkincisi, önemli diğer başlık, bu nükleer füze başlığı meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması evet ilk kez oldu ve hakikaten de hani bu ilk açıkladığında acaba nedir diye gazeteci refleksiyle de baktık. Sayın Cumhurbaşkanı dediği şey şu, yani herkesin var, benim niye olmasın bu coğrafyada? İşte İsrail sürekli bununla korkutuyor. Ama bize sürekli siz yapmayın, etmeyin, bekleyin. Niye yapayım ben bunu? Daha önce milli savunma, yerli milli savunma anlamında da birçok kafamızdaki işleri yapmaya kalktığımızda ya bunu yapmayın, zaten hani biz size bunu sağlarız gibi. Burada da böyle bakıyor Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden de hani bu çalışmalarda başlandığını söylüyor. Bu çalışmalar ne kadar ete kemiğe büründü ve hani kısa orta uzun vadede nereye varacak henüz bilmiyoruz. Ama bir fikir olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği dikkat çekici. Bu sadece Türkiye'deki iç kamuoyuna değil, dünyada da bir şekilde haber olan ve tartışılan. Belki önümüzdeki dönem Sayın Cumhurbaşkanı bunun üstüne bir şeyler söylerse bir gündem maddesi olarak tartışılabilecek önemli bir şey söyledi. Ama dediğim gibi çalışmanın hangi aşamada olduğu ve kısa orta uzun vadede neyi öngördüğü konusunda henüz bir fikrimiz yok. Sizi biraz daha yoralım. MHP lideri Bahçeli'nin yine Kılıçdaroğlu'na bir eleştirisi vardı. Ben aynen okumak istiyorum. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil'e çoktan dümen kırmıştır dedi. Bahçeli'nin bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Sayın Bahçeli'nin tarzı çok eğlenceli. Yani böyle biraz mani formatında, biraz böyle kafiyeli eleştirileri gün yüzüne çıkmamış bir takım deyimlerle yapıyor. Siyasi farklı bir tarzı var. Bir de genelde böyle akşam saat 17 civarında yapıyor onu. Yani saat 16'dan sonra her an işte tweet atabilir diye biz de sürekli kontrol ediyoruz. Ve saat 17 gibi genelde bu açıklamaları yapıyor. O anlamda artık biraz tarzını da öğrendik. Yani CHP'ye karşı duruşu çok net. Ve CHP ile MHP arasındaki tartışmanın başlangıç noktası 7 Haziran'dır. CHP 7 Haziran'da eğer MHP farklı bir pozisyon izleseydi, kendi deyimiyle tırnak içinde söylüyorum, biz işte AK Parti'den kurtulabilirdik diyor. CHP bu fikirle hareket ediyor. Sayın Bahçeli de o dönem biliyorsunuz CHP'nin bütün önerilerine kapısını kapatmıştı. Koalisyon seçeneklerine ve AK Parti dışındaki formülasyonlara. Dolayısıyla o tartışma oradan başlıyor ve zaman zaman işte iniyor, çıkıyor ama CHP ile MHP'nin arasındaki tartışma devam da edecek gibi. Çünkü bir de işin bir tarafında da İYİ Parti var. Yani MHP'den kopmuş, geçmişte MHP'de siyaset yapmış bir İYİ Parti ama daha çok CHP ile bir dirsek teması olan bir İYİ Parti, bir yandan da işte AK Parti ile dirsek teması olan bir MHP. Siyaset olarak da konumlandıkları yer itibariyle de böyle polemikler yaşanıyor. O yüzden Sayın Bahçeli'nin bu söyledikleri şaşırtıcı değil. Ama bu daha çok son açıklama, yani dün akşamki yaptığı açıklama Sayın Bahçeli'nin biraz İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti üzerinden, biraz da kayyumlar meselesinde CHP'nin HDP ile dayanışması üzerinden yaptığı bir eleştiri. Yani yüzünü Kandil'e döndü, küflenmiş siyasetten kastı o. Onu alt metninde o var. Son dönemde CHP'nin bu açıklamaları, yani kayyum meselesindeki açıklamaları ve dayanışma sergilemesi Sayın Bahçeli biraz daha kızdırmışa benziyor.
Dolayısıyla bu tartışma çok şaşırtıcı değil. Bunun zaman zaman dozu artar iner ama CHP ile MHP arasında böyle yumuşak bir uçluk kısa vadede ben zor görüyorum. Şimdi o zaman biraz da ihracat rakamlarına bakalım. İhracatta %2,9'luk bir yükseliş gerçekleşti. Şimdi bir ihracat hedefimiz de var. Bu alanda nasıl gidiyoruz? Biraz düşüşler yaşamıştık, biraz dalgalanmalar olmuştu ama. O düşüş de daha çok şeyden kaynaklandı. O Haziran'daki ihracat rakamlarına yansıyan bir düşüş vardı ama o büyük ölçüde Haziran'ın ikisiyle dokusu arasındaki yani Ramazan bayramı nedeniyle uzatılmış o tatilden dolayıydı. Biliyorsunuz öyle dönemlerde gümrük kapalı oluyor vesaire bir şey işlem yapamıyorsunuz. Hani öyle olunca genellikle üretimde de bir azalma oluyor ki onu biz sanayi üretimi rakamında da yansımasını gördük zaten. Hani diyeceksiniz ki ya tamam orada tatil yapıldı da sonradan çalışılmıyor mu? Öyle olmuyor. Çünkü kapasiteler belli, işlemler belli. Onlar biraz aşağıya çekebiliyor. Genel olarak ihracatımızda bir artış var. Ama istediğimiz ölçüde bir artış mı? Orası biraz tartışmalı. Çünkü hani şu kur düzeyinde daha da fazla bir ihracat imkanı olabilir gibi görünüyor. Fakat ben Anadolu'da da şirketlerin yani özellikle ihracat tarafında geçmişe göre çok daha fazla farkındalık sahibi olduğunu, bu alana yöneldiklerini görüyorum. Yani mesela Kayseri'de ihracat yapan firma sayısında bir artış var. Evet. İhracat yapan daha önce ama bunu toplam satışlarının %20'si 30'u düzeyinde tutan firmalar da bunu %50'nin üzerine çıkartmaya başladı. Onun için ben ihracattaki artışın devam edeceği kanaatim var. Fakat doğalgaz vesaire filan gibi zamlar bu tür sıkıntılar biraz orayı törpülüyor. Yani açıkçası tabii ki ihracat yapılıyor ama mesela şunu anlatmak yurt dışındaki müşterilerine zor insanlar için. Yani bana şimdi yeni zam geldi onun için ben fiyatımı arttırmak durumundayım dediğiniz zaman bunu anlatmak çok kolay değil. Hala Türkiye enerji ücretleri bakımından, enerji fiyatları bakımından Avrupa ile kıyaslanınca özellikle daha çok daha iyi bir noktada olmasına rağmen, daha ucuz olmasına rağmen enerji fiyatları bizde. Bu tür artışlar o anda müşterilerle ihracatçıların ilişkisini zayıflatıyor. Mesela seramik sektöründe bu böyle. Özellikle yüksek düzeyde enerji kullanan mesela seramikte %40'lar civarında. Yani toplam üretimin şunu üretiyorsa ya da bir seramik karoyu üretiyorsa onun %40'ı enerji maliyeti. Şimdi böyle sektörlerde bu tür artışlar önemli oluyor ve ihracatı da biraz engelleyebiliyor. Avrupalılar da bu işlerde tabii kendi ihracatlarını arttırmak için gene seramikten örnek vereyim. Mesela İspanya ve İtalya enerji fiyatları Avrupa'da bize göre daha yüksek ama onlar özellikle buralar için fiyatları aşağı çektiler. Yani desteklemek için firmalarını. Türkiye'deki firmaların da bu anlamda biraz daha yani ihracatımızı desteklememiz önemli. Çünkü Türkiye'nin şu sıralarda döviz kazançları bakımından da ihracat çok kritik bir rol oynuyor. Yani bizim tasarruflarımız yeterli olmuyor. Hani yatırıma dönüşebilmesi için bizim çabalarımızın başka tasarruflara ihtiyacımız var. O tasarrufları getiremediğimiz böylesi işte kırılgan olunan dönemlerde ihracat ve turizm gelirlerinden yurt içine gelen döviz çok çok önemli hale geliyor. Ve de şu son dönemde biraz döviz fiyatlarındaki dengelenmenin de bir nedeni bu buralardan gelen döviz miktarının aslında artmış olması. Evet kişi başına turist harcamasında da çok iyi bir yerde değiliz. İhracatta kilo başına ihracat değerinde de çok iyi bir yerde değiliz ama bir para da girişi var. Orada da bir artış da var. Evet. O önemli. Bunun sürdürülebilmesi için elimizden gelen desteği bu alanlara vermemiz gerekiyor. Biraz bir yani o zayıflamanın bir nedeni de küresel değer zincirleri
O yani mesela büyük şirketler, dünyanın her tarafında ürün satan şirketler şu sıralar bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Oralara da mal satmak zorlaştı. Evet. Çünkü mesela bakıyorsunuz işte Fed bütün faizleri indirmeye çalışmasına rağmen değil mi o yönde hareket ediyor. Doların güçlendiğini görüyoruz biz dünya piyasalarında. Niye? Çünkü bu özellikle küresel değer zincirindeki şirketler öz kaynaklarla çalışmıyorlar. Dışarıdan finansman buluyorlar. Banka kredileriyle çalışıyorlar. Eğer onlar daha fazla banka kredisine ihtiyaç gösteriyorsa o zaman doların fiyatı da yükseliyor. Çünkü evet, buradaki işlemleri %80'i dolarla yapılıyor o kredi işlemlerinin. Bu çerçevede dünya ticaretini de daraltan bir rol oynamaya başladı bu sarmal. Orayla da biraz mücadele etmek gerekiyor. Belki o cephede de Türk şirketlerine bir farklı teşvik. Hani diyeceksiniz ki ya sürekli teşvik, herkese teşvik ama bazı noktalar kritik oluyor. Oraları açtığınız zaman yani bir yere belki bir teşviği odaklıyorsunuz ama sonra geliyor ekonomide birçok alanı harekete geçirebiliyor. Evet. Bu tür noktalara şimdi da dikkat etmek 14 lazım. 14 milyar liralık yatırımı proje bazlı teşvik. Bu da yine şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı kararları resmi gazetede yayınlandı. Evet. Bunu da yine dipnot olarak aktarmış olalım, önemli. Bu hususta Brexit çıkması var bir de. Bu, evet, bu nasıl etkiliyor bizi ekonomik olarak? Valla geçenlerde Sayın Pekcan da söyledi. Hani Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan. 3 milyar dolar civarında bir sıkıntı yaratması bekleniyor değil mi? Bekleniyor. Yani ki onun da etkileri biraz görülüyor da. Gerçi şu anda henüz bir Brexit olmadı. Yani eğer ki anlaşmasız Brexit olursa orada Gümrük Birliği'nden derhal çıkmış olacak İngiltere. Gümrük Birliği'nden derhal çıkınca bir anlaşma gerekiyor. Yoksa yepyeni işte Gümrük Birliği dışında kalacağımız için İngiltere ile olan ilişkimizde bir anda yepyeni vergilerle karşılaşacağız İngiltere cephesinde. Oraya mal satarken biz Gümrük Birliği ile sıfıra yakın vesaire üzerinden ürünlerimizi satarken otomotivde mesela elektronik eşyada çok ciddi bir elektronik eşya satışımız var İngiltere'ye. Evet. İngiltere bizim Avrupa'da ticaret fazlası verebildiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi. Bizim burada içeride aklınıza gelen birçok televizyon markası İngiltere'de pazarda bir numarada ya da iki numarada. Hani bu kadar önemli bir pazar bizim için. Birdenbire gümrük duvarlarıyla karşı karşıya kalırsak bu bizi olumsuz etkiler. Bunun da rakamı 3 milyar dolar diye hesaplanmış ama daha fazla da olabilir bu. Çünkü İngiltere'nin bazı re-exportları da var. Evet. Hani o açıdan da yani böyle birdenbire de ticarette akışkanlıkları hemen yol veremiyorsunuz. Yani suyu dökmekle kadar kolay bir şey değil. Öte yandan İngiltere kendisi bu Brexit sürecine bir anlamda hazırlık için çeşitli ülkelerle, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle STA'lar yani serbest ticaret anlaşmaları imzalamaya başladı. Bu ne demek? İki ülke anlaşıyorlar, daha düşük gümrük vergileri üzerinden birbirlerine mal satacaklar. Bu anlaşmayı yaparsanız. Türkiye de bunu istiyor, yapmak istiyor Brexit olursa. Ama şu anda bizi gümrük birliği bağladığı için, Avrupa ile birlikte hareket etmek durumunda olduğumuz için anlaşmalar gereği, o anlaşmaları da yapamıyoruz. Onun için biraz bizi sıkıştırdı bu iş. Evet. Sıkıştık, öyle kaldık. O zaman şimdi Melik Bey'e dönelim tekrar. Bugün Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'ın bir ziyareti olacak. Bu ziyarette başlıklar ne olacak? Bir de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün John Bolton'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burada da yine önemli konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eylül sonunda 3. haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. Tabii bu meseleler de ele alındı ama bu iki başlığın altında neler var Melik Bey, sizden dinleyelim. Şimdi BM temsilcisinin geliş nedeni tabii İdlib'te olan biten, İdlib'deki saldırılar, yoğun göç ve burada ne olacağına dair. Fakat hani BM temsilcisi, Suriye temsilcisi bu. BM'nin Suriye temsilcisi ama
Hani BM'den çok fazla işin doğrusu benim kişisel olarak bir beklentim yok. Yani uluslararası kurumlar son dönemde çok tartışmalı. Hiçbir soruna, hiçbir çatışmalı bölgeye ağırlığını koyamayan uluslararası kurumlardan bahsediyoruz. Özellikle BM bu anlamda işlevsiz kaldı. Yani orada ya Amerika'nın dediği oluyor ya Suriye'nin dediği Rusya'nın dediği oluyor. İşte Amerika ve Rusya ekseninde konumlanan ülkelerin bir denge arayışı ve tartışması var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bunun toplamının neresinde sorusuna dair benim bir cevabım yok. Yani sahadaki aktörler bağlamında da söylüyorum, masadaki aktörler bağlamında da BM'nin bir ağırlığı var mı? Şu ana kadar yok. O yüzden de bu ne işe yarar? Bu sadece Türkiye kendi hassasiyetlerini ifade eder. Bir de bu göç meselesinin maliyetinin sadece Türkiye çıkarılmaması noktasında uluslararası kamuoyunu harekete geçirebilecek bir farkındalık yaratma işine yarar. İki gün kalacak ve iki gün boyunca da muhtemelen bu konular anlatılacak ona. Ama spesifik olarak Birleşmiş Milletler üzerinden bir çözüm çıkar mı ya da gelecek olan Suriye özel temsilcisine dair bir çözüm paketiyle mi geliyor? Hayır, gelmiyor. Sadece dinleyecek, bakacak. Ondan sonra da dilek temenniler, hadi dağılalım. Bu anlamda da beklenti az. Diğer taraftan Amerika'daki güvenlik danışmanı Bolton ve İbrahim Kalın görüşmesinde de yine İdlib meselesi vardı ama ağırlıklı olarak tabii bu güvenlikli bölge meselesi, spesifik olarak üzerinde çalışılan işte ortak harekat merkezinin kurulması, sonrasında da yapılması gereken işler vardı. Yani önce işte ortak harekat merkezi kurulacak, evet tamam, ama sonrasında işte gözlem noktaları oluşturulacaktı, YPG o bölgeden çıkacaktı, silahlar toplanacaktı, daha sonra da ortak devriye ile bölge kontrol altına alınacaktı. Sonra da bu güvenlikli bölge ne kadar uzatılabilir ve burada göçleri yerleştirebilecek bir alan oluşabilir mi? Bunlar konuşulacaktı ama biz oraya doğru gelemedik. Yani ortak hareket merkezinde kaldık. Bu görüşmede de Sayın Kalın bunu ivediliğine dikkat çekiyor. Yani Türkiye kendi üzerine düşen sorumluluğu yaptı. Ortak hareket merkezinin kurulması konusundaki hızı kullandı, belirli bir aşamaya gelindi, şimdi daha da hızlanması gerekiyor diyor. Bu ne kadar olur? Sanırım bu biraz New York'taki genel kurulu bekleyecek gibi görünüyor. Yani 22 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Trump arasındaki görüşmede belki biraz bu ivme kazanabilir. Yoksa kendi mecliste biraz daha ağır ilerleyecek. Niye öyle? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya da baktığımızda güvenlikli bölge sadece işte telaffuz edildi ve kaldı dedi. Orası önemli mesela dün söylediği şey. Yine bir gün öncesinde Sayın Hulusi Akar'ın dediği şey, evet bir ortak ajandamız var, işliyor, çalışıyoruz. Ama eğer bu olmazsa Türkiye kendi göbeğinde kesebilecek kapasitesi var, B ve C planları var demesi, bu güvenlikli bölge meselesinde ortak hareket merkezinin kurulmasıyla birlikte diğer başlıkların hayata geçmesi meselesinde ya bir soru işareti var ya yavaş ilerliyor. Ama istenilen düzeyde olmadığını hem Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması hem de Sayın Akar'ın açıklaması bize bunu gösteriyor. Yani istenilen düzeyinde değil. Yine Sayın İbrahim Kalın'la Bolton arasındaki görüşme de bize bunu gösteriyor. Yani John Bolton'la yaptığı görüşmede artık ivedi ve hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor Sayın İbrahim Kalın. Buna dikkat çekiyorsanız demek ki bir sorun var. O yüzden de toplamda bu görüşmenin kendisi, evet çerçeve anlamda bir şey tekabül ediyor ama sonuç alma noktasında bize bir şey göstermiyor. Dediğim gibi BM temsilcisinin gelmesi ise tamamen kenar süsü. Yani gelecek, dinleyecek, biz anlatacağız. Eyvallah, dilek temenniler, hadi hoşça kal, çıkıp gidecek. Çünkü BM'nin bir ağırlığı yok.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde de annelerin, artık babaların da eylemleri var. Şimdi Hacire Ana'yı hepimiz hatırlıyoruz. Hacire Ana işte gitmişti oğlu için oraya o noktada. Ve daha sonrasında dün yine baktık kalabalık arttı, oturma eylemleri var. İnsanların feryatlarını izlemişsinizdir siz de, öyle düşünüyorum. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi anneler vardı, babalar da katılmaya başladı. Gittikçe çoğalıyor bu insanların sayısı. Şimdi ilk biliyorsunuz 2015 yılında böyle bir eylem başlamıştı. O zaman Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde. İşte kısa sürdü. Bu ilk kez, yani eğer onu saymazsak, bu kadar geniş katılımlı ve gittikçe senin de dediğin gibi hani işte ailelerin de katılımıyla büyüyen, gündem başlığı haline gelen ve sadece hani Türkiye'deki medyada değil, uluslararası medyada da önemli başlık olarak yer alması açısından bir ilk. Bu sonuç verir mi? Verir. Yani siyaseten en azından işte HDP'nin istenilen düzeyde olmadığını anlatması açısından ve HDP'nin oturup kendini çek etmesi açısından olumlu bir şey. Burada tabii garip olan, soru işareti taşıyan, izaha muhtaç durum, bütün bu aileler eylem yaparken HDP'nin bu meseleye yaklaşımı ortaya koymaması. Yani niye bu insanlar işte AK Parti, CHP ya da İYİ Parti ya da MHP'nin il binası önüne değil de HDP'nin il binası önüne gidiyor? Neden HDP'yi böyle bir şeyle suçluyor? HDP'nin bunu izah etmesi gerekiyor. Yani gerçekten PKK ile iltisaki ilişkisi var mı? Ya da bu insanların dağa götürülmesi noktasında tırnak içinde HDP il binaları, askeri alma şubeleri gibi mi çalışıyor ki bu insanlar oraya gidip eylem yapıyor? Bütün bunların HDP'nin izah etmesi gerekiyor. Yani ben işte duymadım bilmiyorumla olmaz ya da kepen kapatıp aileleri muhatap almamasıyla olmaz. Olmadığında nereden görüyoruz? Bu tepkilerin büyümesinden görüyoruz. Şimdi HDP bütün meselelere dair hani komisyon kuruyor. Mesela en son işte Kaz Dağları'na dair milletvekillerinden bir komisyon kurdu ve gönderdi oraya. Şimdi buna niye eğilmiyor? En azından milletvekillerinde oluşan bir komisyon ya da parti yöneticileri oturup bu insanları içeri alıp ne bileyim hani bir çay ısmarlayıp ya evet hani nedir derdiniz dinleyelim ya da bizim dahilimiz bu kadar olabiliyor olamıyor izah etmesi gerekiyor. Bütün bunlar flu alanlar. Bütün bunlar flu alan olarak devam ettiği sürece de bu tartışmanın bitmesine olanak yok. Ama hani bu bir sonuç elde etmesi açısından nereye varır onu çok kestiremiyorum ama bölgede yeni bir dönemin başlaması ya da siyaseten HDP'yi başka bir yere zorlaması açısından anlamlı ve önemlidir. Yani insanlar diyor ki böyle bir dönemde, böyle bir çağda her şeyin sözle ifade edilebildiği, herkesin dibacesinde kafasındakileri anlatabildiği bir dönemde neden insanlar ölsün, neden ölerek anlatalım ya da neden çocuklarımız ölerek anlatsın sorusunun bir cevabı olması gerekiyor. O cevap da HDP'de ve şu ana kadar o cevap gelmiş değil. Şimdi yine Diyarbakır temsilcimiz Şeyh Musakan'dan gelen bir bilgi var. Toplamda 3 aile daha katılmış, 7 aile oldu ve 19 kişi HDP il binasının önündeki eylemlerini sürdürüyorlar. Öte yandan dağdan kaçarak jandarmaya teslim olanlar da var. Şimdi şöyle bir süreç var, bunu bütün halinde düşünmek lazım. Şimdi bir siyasi ortam oluşturuldu. Artık Diyarbakır'daki insanlar ya da başka illerdeki insanlar çocukların dağa kaçırılmasını istemiyor. Buna isyan etmeye başladılar. Çocuklarını geri istiyorlar. Yine öte yandan bakıyoruz, süren terörle mücadele operasyonları var. Teröristler de artık bir köşeye sıkışmış durumda. Onlar da teslim oluyorlar. Yine bu kızların öyküsü de çok enteresan. Onlar da mağaralarda saklanıyorlar. Daha sonra köylerine kadar yürüyorlar ve evlerine geri dönüyorlar. Bir de böyle bir süreç var. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Ya şöyle, aslında bu Orta Doğu coğrafyası ve özellikle Suriye'deki olanlar olmasaydı bu terörle mücadele meselesinde çok daha doğru ve çok daha kalıcı sonuçlar elde edebilirdik. Yani Suriye'de olan biten biraz bizi yavaşlatan ve engelleyen bir durum. Orada bir YPG var. YPG PKK ile ilişkili. Sonuçta Kandil'de Şemsiye örgüt tarafından yönetiliyor taraflar. Ve motivasyonu şöyle sağlanıyor.
işte Türkiye'ye karşı bir şekilde PKK saflarında tırnak içinde savaşmak istemeyen insanları tutuyorlar. Bu kez Suriye motivasyonu üzerinden, DAEŞ motivasyonu üzerinden ya da işte bakın Suriye'de yeni bir Kürdistan kuruluyor motivasyonu üzerinden dağa götürmek konusunda ikna ediyorlar. O yüzden Suriye burada bir dezavantaj. Suriye'nin mevcut durumu tümüyle bir dezavantaj. Şimdi bu dezavantaja rağmen Türkiye mücadelede önemli sonuçlar elde etti. Ne yaptı? En son Sayın Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakam ilk kez böyle bir aşamaya gelindiğini gösteriyor. Dedi ki Türkiye içindeki PKK militanlarının sayısı 600'e kadar indi. Daha önce 1000 ve üzerinden rakamlardan bahsediyorduk. Hele hele 90'lı yıllarda 3000-3500'den bahsediliyordu. Toplamda da işte Kandil, Kuzey Irak'ta ki bölgeler dahil olmak üzere işte 4000-5000 civarı. Şimdi bir de YPG var. Dolayısıyla böyle hani içe geçmiş grift biraz daha zorlu bir alan ama bu zorlu alanla da Türkiye birkaç cephede mücadele ederek yapıyor. Yani tam da sizin anlattığınız gibi bir işte Pençe Harekatı'yla yapılan mücadeleler terörle mücadele noktasındaki bölümü. Diğer taraftan Suriye'de bir siyaset oluşturma, YPG sınırdan uzaklaştırma çabası. Öte taraftan içeride ailelerin çocuklarını vermek istememesi meselesi. Diğer taraftan HDP'yi siyaseten PKK'nın işte değirmenine su taşımamak adına siyaseten bir şekilde müdahil ve müdahale etme meselesi. Şimdi bütün bu cephelerdeki mücadeleler Türkiye'yi önemli noktaya getirdi. PKK eskisi gibi çok hareket kabiliyeti, eylem yapma kabiliyeti yüksek değil. Ama hala var mı öyle bir kabiliyeti? Var. Bu sıfırlanır mı kısa vadede? Belki zor. Ama minimize edilmesi de başarıdır. Yani önce minimize edeceksiniz. Tümüyle ortadan kaldırma çok şu andaki aşamada biraz hayalci olur. Ama eylem yapma kapasitesini düşürüp minimize etmeniz zaten başarıdır. Bir süre sonra tarihe karışması anlamına geliyor. O anlamda işler iyi gidiyor ama tekrar söylüyorum coğrafyadaki o karışıklık, yani Suriye'deki karışıklık, belki ileride İran'ın karışması, işte Lübnan Hizbullah ile İsrail'in çatışması meselesi, bu coğrafya karıştıkça kendine başka yerde alan bulmaya çalışıyor. Böyle bir sorunumuz da var. O yüzden de tek başına Türkiye mücadele etmek yerine bu işe İran'ı da, Irak'ı da, hatta belirli bir nokta Şam rejimini de, işte Amerika'yı da, Rusya'yı da dahil etmek durumunda. Yoksa daha lokal, daha sınırlı bir mücadeleden bahsederiz. Melik Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Hakan Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür analiz sentezi. Sağ olun. Bugün de burada noktalıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında moderatörle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.